Gördüm biliyor musun? Hani bir gün hiç paramız yoktu ya. Sen de evde kalan soğuk kıymayla çiğ köfte yoğurmuştun. İşte o rüyayı gördüm hayatım. Ay, ah be abi, ne mutluyduk o günlerde be. Keşke hani hiç paramız pulumuz olmasa da sen gene bana çiğ... Suzan'ın sesi değil miydi? Evet. Eyvah! İçimden bir ses bu sefer çok kötü şeyler olacak diyor. Ne oldu bunlara şimdi? Ay
Bilmiyorum ama çabuk hemen gidip ayıralım onları. Saçmalama şekerim, bunlar basbayağı kavga ediyor yani. Karı koca arasına girilir mi? Girilir. Böyle bir durumda girilir. Hadi hemen gitmemiz lazım. Çabuk çabuk. Sen de duydun mu abi? Suzan teyze annemciyi çok fena yapıyor. Duydum, duydum. Çocuklar siz ne yapıyorsunuz orada? Çabuk içeri geçin bakayım. Karı koca arasında olur böyle şeyler. Çabuk hadi hadi. Çok ayıp. Çok hadi. Ayıp. Çabuk içeri girin. Çabuk. Allah Allah. Niye bu kadar bağırıyorlar acaba? Periler yüzündendir. Ne olacak? Sen niye üzülüyorsun şimdi? Senin yüzünden mi? Periler yüzünden. Hadi gel içeri. Ne olur Suzan. Atayım mı ha? Kırayım mı bunu hani? Kırayım mı, parçalayayım mı bu kazaneti ha? Oh, hayır Suzan, ona bir şey yapma. Ne olur onu sakince koy. Sonra bana ne istersen yap Suzan. Bu Allah boynu posunu devirsin emi. Ben burada cinnet geçiriyorum. Sen hala bu kazaneti nerede devirsen? Geçirme. Kıracağım hani. Kırıyorum bak. Çektim. Parça pindi bitti. Al işte. Bak da gör. Bakacaksın bak. Bakmıyorum abi. Dur. Periskopu. Nereden geldin periskopu? Ay Suzancığım, neyin oluyor? Sesiniz tabii size ne kadar geliyor. Ne gelir oldu? Tabii. Gelir. Bak komşum. Ben kocamı sabah sabah gene bununla yakaladım. Duydunuz mu? Suzan teyze Avni amcayı biriyle yakalamış. Yazıklar olsun Avni amcaya. Hadi içeriye girin ya. Ev buz gibi oldu. Üşüyeceksiniz sonra. Ah, siz de mi gürültülere uyandınız çocuklar? Bütün mahalle Suzan Hanım bağırışlarıyla inliyor. Sen de duydun değil mi Firuze abla? Suzan teyze Avni amcayı biriyle yakalamış. Değil mi? Öyle mi bağırıyordu demin? Bunları açarsan sen de duyarsın. Boyu devresici herif. Firuze abla nereye? Avni be, kadın dayanışması neymiş göstermeye? Sizce ne yapacak? Avni amcayı dövecek. Kadın dayanışması böyle bir şey. Suzancığım ne olur sakin ol hayatım. Hadi canım, al bir bardak su içer. Hadi Suzan ne olur. Hadi kendine gel canım, hadi al. Tamam anne, sakin ol. Tamam. Hadi Suzancığım, biraz rahatladın mı? Hı-hı. Azıcık daha iç, ne olursun bak. Çok iyi gelir. İstemiyorum. İşte. Ay canım ya. Of. Ah. Kıyamam sana. Ben artık yaşamak istemiyorum. Evet, ben artık yaşamak istemiyorum. Geber inşallah değil mi? Sen kendin geber, yoksa seni ben geberteceğim. Şimdi hoş mu böyle konu komşunun yanında bana böyle bağırmak? Bak duyuyor musun? Hala konuşuyor Betüş. Konuşurum tabii. Abi, siz de lütfen yangına körükle gitmeyin, sakin olun. Ne görüyorum ben bir baktası konuşuyorum. Allah, ben seni şimdi yemez miyim anne? Dur, yemez miyim? Bırak beni. Bak, gel istersen bize gidelim. Ha biraz biz de otururuz, kendine gelirsin. Hadi canım. Tamam. Senin boyu devrilesici adam. Allah! Sen utanmıyor musun? Firuze! Saçmalama! Firuze! Firuze! Firuze ne? Ama... İçine bunu! Bakmadan! Suzan Hanım'ı aldatıyorsun! Ne yapıyorsun? Emre'de sağlık Firuze! Vur! Teleskopla yakaladığınızı. Bunlar bana öyle söylemedi ki. Biz de öyle olduğunu bilmiyorduk ki. Asıl ben size ne kadar kızıyorum biliyor musunuz?
Bizi ne kadar zor durumda bıraktınız. Ay kızma çocuklara Betüş, üzülüyorum sonra. Onların ne kabahati var ayol? Firuze iyi yaptı. Keşke Sadık Bey tutmasaydı, o Avni'nin ağzını gözünü pörtletseydi. Sen şimdi kızdığın için öyle söylüyorsun Suzan'cığım. İnsan kocasının canı yansın ister mi hiç? Sus Betüş. Bana koca moca deme Allah aşkına. Çıldırıyorum yani. Artık o benim kocam mocam değil. Bitti artık bu iş. Canım şimdi çok sinirlisin. Biraz sakinleş, her şey unutulur. Yok Betüş. Ben unutmam. Daha doğrusu unutamam. Ay yetti canım artık onun teleskopları da perileri de ya. Ay. Çocuklar, hadi bakayım siz artık üstünüzü giyinin. Okula geç kalacaksınız vallahi. Aa, ben de hiç kafa kalmadı. Ben de gidip kahvaltılarını hazırlayayım. Çilek, sen niye buradasın hala? Betüş, bugün benim kreşim yok ya. Tadilat varmış, kapalıymış ya. Doğru hayatım. O zaman sen de git üstüne başka bir şeyler giy canım. Böyle pijamalarla oturma. Hadi bakayım. Tamam. Betüş. Okul zaman ne tadilatı böyle, hı? Canım aslında tadilat falan yok. Çilek öyle zannediyor. Yani biz öyle dedik. Suzancığım biliyorsun kafede bu ay işler pek iyi gitmedi. Onun için yollayamadık kreşe Çileği. E aşk olsun yani Betüş. Biz burada ne güne duruyoruz? Niye benim haberim yok? Ne zamandır gitmiyor bu kız? Bir hafta falan oldu. Ama Sadık bir şeyler ayarlayacak. Önümüzdeki hafta yollayacağız herhalde. Daha olmadı şu milli eğitim kreşlerine falan yollayalım diyorum. Oralar daha hesaplı. Bak. İşte aile dayanışması da bu Betüş. Yani zaman zaman sıkışıyorsunuz belki ama yine çoluğunuzla çocuğunuzla birbirinize destek olup mutlu mutlu yaşıyorsunuz. Biliyor musun? Bir zamanlar Avni ile biz de böyleydik. Yani 3 kuruş paramız vardı ama mutluyduk en azından. O günleri artık sadece rüyamda görebiliyorum. Ya Suzan, Avni Bey'le konuşsan, onu çok sevdiğini söylesen, ne bileyim tekrar eski günlere dönmek istediğini falan anlatsan olmaz mı? Yok Betüş, yok. Avni'nin tekrar eskisi gibi olabilmesi için lododan çıkan o paradan kurtulmamız lazım. Ancak bu sayede girer bir işe çalışır, insan içine karışır, düzelirse de ancak öyle düzelir. Acaba bunun bir yolu var mıdır? Neyin? Yani tekrar parasız pulsuz kalmanın. Aa. Nasıl oldu Avni Bey? Vallahi çok üzgün. Yalnız kalmak istediğini söyledi, ben de eve geldim. Üzülsün. Geçmiş ola. Bir daha zor görür o benim yüzümü. Suzan Hanım, en iyisi neyse ikiniz için de o olsun. Benim işe gitmem lazım. Tamam canım. Neden bana böyle davranıyorsun Suzan? Ben ne yaptıysam sana perilerin gerçek olduğunu ispatlamak için yaptım. Ben delirmedim. Seni de hiç mi hiç kaybetmek istemiyorum. Seninle bakabilseydim şu anda perilere bakmazdım. Suzan'a bakardım. Acaba benim için üzülüyor mu yoksa ağlıyor mu diye onu görürdüm. Çıkmak istemiyor. Bir de anneanneme o kadar laf ettik. Bize bayramda hiç harçlık vermiyor diye. Ama bak kadıncağız bize bunları aldı. Vallahi çok şanslısın Çilek. Biz okuldayken sen burada istediğin gibi oynarsın. Hayır, siz okuldayken ben çok sıkılırım. Keşke kreşim olsa da gitsem. Haftaya tadilat bitecekmiş, gidersin. İple çekiyorum ya, bıktım Firuze ablanın her gün beni öğlenin uykusuna yatırmasından. Uykum gelmiyor ama illa de yatırıyor. E sen de söyle, benim canım çizgi film seyretmek istiyor, uyumak istemiyor de. Diyorum abla ama anlamıyor ki, uyumam lazım. Uyumazsan büyüyemezsin diyor. Keşke benden bir tane daha olsaydı da birisi uyusaydı, birisi de geçseydi, istediğini yapsaydı. Ay Çilek, nereden aklına geliyor böyle şeyler? Tabii ya, ben bunu niye daha önceden düşünemedim? Hadi kahvaltımızı edelim Çilek, servisimiz birazdan gelir. Tamam.
çocuklar, kahvaltı hazır. Geldik. Burada mıydınız? Gelin bakalım. Bunların için ne hazırlıyorsun? Çok yararlı bir içecek. Yararlı olduğunu nereden biliyorsun? Anneler her şeyin en iyisini bilirler küçük hanım. Okula gitmeden önce A ve C vitaminleri, birazcık da kalsiyum almanız lazım ki karneleriniz yine çok iyi gelsin. Tamam mı? Hı? Hadi bakalım siz şimdi onları için güzel güzel. Biz de bir şeyler atıştıralım hayatıma. Yok Betüş, benim canım istemiyor. Ama bak haşlanmış yumurta var. Peynir de var. Kızarmış ekmek de var. Ay canım siz yine afiyet olsun. Hadi Betüş, yiyin de kafeyi açalım biz de. Aa hayatım, ben açarım kafeyi. Sen bugün çok sinirlisin, yorgunsun. Birazcık dinlen, daha iyi ha? Aa yok. Ya ben kafeye gelip çalışmazsam bu kafeyi dağıtamam. Da eve gidip de o meymenetsiz yüzünü de görmek istemiyorum doğrusu. Suzan, o zaman gel yukarıya. Benim kıyafetlerden sonra bir şeyler uyduralım ha? Hadi, hadi gel yeşilden biraz. Hadi, hadi, hadi. Koydun mu ben sana zeytin? Ah hayatım, ben gidiyorum. Bir şey istiyor musun? Hayır, ben hiçbir şey. Akşama görüşürüz. Tamam canım. Ah Suzan Hanım, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Siz de. Çocuklar, babanız işe gidiyor. Hoşça kalın. Hoşça kal. Baba, ben de bugün seninle işe gelebilir miyim? Yavrucuğum, olur mu öyle şey? Ne işin var senin benim iş yerimde? Hı? Evde canım sıkılıyordu ondan. Hı. Yavuz'u görecek babası. He. Hiç şey değil. Bana bak, bana hiç öyle bakma. Sen burada Firuze ablanla birlikte kalacaksın, tamam mı? Tamam. Gidiyor musun baba? Ben gidiyorum yavrum, hoşça kal hadi. Harçlık. Ne harçlık? Aa tabii. Harçlık da at. Tabii. Al yavrum. Bak kızım, bu senin. Neyse, hoşça kalın. Hayırlı işte. Sağ ol. Hadi servisimiz geldi. Biz gidiyoruz Betüş. Aa tamam çocuklar, görüşürüz. Dur bakayım şu kazak olur mu Suzan? Ay pek yok. Gömlekle üşür müsün? Suzan asma suratımı. Hadi gel beraber bakalım, buluruz bir şey. Aa lütfen. Bak şu pembe var böyle. Şal yaka. Allah zihin açıklığı versin. Bu dönemde karneniz çok iyi olsun inşallah. Sağ ol Fethullah. Çabuk ol, dön bir de. Ne dedin sen? Yok bir şey. Ne dedi bu Rıza abla? Boş, durma üstünde. Hadi güle güle. Of. Bay bay Çilek. Bay bay. Kaçma, sanki servisi yakalayamayacağım. Hey, 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 dur bakalım. Hiç bana öyle bakma Firuze abla. Madem bugün seninle kalacağım, çizgi film izleyeceğim. Sen sonra Seda Sayan'ı izlersin. Benle baban gibi konuşma. Uyku saatin geldiği vakit görüşürüz. Görüşeceğiz. Sen benim uyuduğumu zannederken bak ben neler yapacağım. Ay kirpiklere bak, ok gibi. Kaş göz gerisi söz demişler. Sen bana bir tane de ruj verdin miydi ben tamam. Ay Suzan, çok alim kadınsın vallahi. Öyleyimdir, sağ ol. Al bak burada var, istediğin gibi her şeyi kullanabilirsin. Sağ ol hayatım, her şeyi kullandım zaten. Ha. Ay kız, kaç yıllık bu ruj? Paramparça olmuş neyse. Bak bakayım Betüş, nasıl oldu? Çok güzel oldun biraz. Yalancı, yalancı. Çekiştir, çekiştir. Olmuyor işte. Sıkış tıkış fışkırıyor her şeyim. Ay ol, 34 bedensin sen, sopa gibi. Ay ay, gülüyoruz biliyoruz ama bakma sen hiçbir şey olmamış gibi davrandığıma. Moralimi yükseltmeye çalışıyorum işte. Ay canım ya, keşke olmasaydı bütün bunlar. Keşke ama olacağı varmış. Aman hadi çıkalım. Hadi gidelim canım. Bu arada gözümden kaçtı sanma. Ne? Kız, bu yatak odasını yeni mi aldınız? Ha? Çok güzelmiş. Hem de bu sıkışıklıkta. Kim bilir kaç paradır? Ay yok canım, biz almadık. Annem aldı. Bayram hediyesi olarak. Size annen. Hmm. Maşallah. Böyle anne dostlar başına ayol. Pek de zevkliymiş Dudu teyze. Ay insanın bu yatakta çocuk yapası gelir ayol. Baksana teşvik edici tonlar. Ay ne dedim ben? Aman. Kusura bakma Betüş. Bizim evde tık yok ya. Hani Avni'yle böyle abuk subuk konuşuyorum işte. Tamam ama canım. Yani. Hadi hadi çıkalım biz artık.
yapıyorsun? Hayret, sabahtan beri buraya ilk defa iniyorsunuz. Sizin burada olduğunuzu bilseydim inmezdim hanımefendi. Annenizle daha usturuplu konuşun lütfen. Eğer annem annem gibi davransaydı o zaman ben de onunla daha usturuplu konuşurdum. 400 yaşına geldin, hala erkeklerle flört ediyorsun. Senin yaşındaki anneler çocuklarının mutlulukları için uğraşıyorlar. Ben o annelerden değilim. Ben periyim, peri. Asıl siz iyi evlatlar olun da annenizin beğenebileceği insanlarla evlenin. Öyle bir şey yapsaydınız ben de elimdeki bütün en iyi sihirleri sizin için kullanırdım. Senden sihir isteyen yok anne. Senden sadece insaf istiyorum, insaf. Sen kendi ağabeyle beraber olacaksın diye ben Yavuz'dan ayrılmayacağım. Git kendine başka birini bul. Oldu canım. Asıl sen git kendine başka bir adamın oğlunu bul. Dodo. Ah. Sonunda açtınız kapıyı. Merhaba kızım. Merhaba baba. Nerelerdeydin? Şatoda otur otur sıkıldım. Bir parça hava almaya çıktım. Aldın mı havanım? Sıkıntın geçti mi? İşte. Dodo diyorum ki bugün beni Betüş'ün kafesine götürsen. Bir değişiklik olur. Hem kızımı da görmüş olurum. Ha? Olmaz. Ben Kendall'la buluşmaya gidiyorum. Biz gideceğiz Betüş'ün kafesine. Fikirsiz kadın. Bari utan da sevgililerini kızımızın kafesine götürme. Ay sana mı soracağım nereye gideceğimi? Ay herkes bana karışmaya başladı. Ben gelemem böyle sıkıntıya vır 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 dır 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 dır. Ben gidiyorum. Vır 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 dır 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 dır. Aa Eda, şatoyu neden eve çevirdin? Yavuz gelecek. Görüyorsun değil mi baba, annem ne domuz. Ama bir gün o da Kendall Bey'den ayrıldığı zaman gelip şu omuzumda ağlayacak. Canım kızım, canım kızım, hayatımda bir tek sen varsın diyecek. İşte o zaman ben de ona şefkat göstermeyeceğim. Bırak Eda, anan böyle işte. Eserekli, değişmez. Onun yüzünden Yavuz'la Betüş'ün kafesine gidemiyoruz ya. İnanır mısın? Yavuz'u buraya şatoya çağırmak zorunda kaldım. Son çaremdi. Ah baba çok sıkılıyorum. Şimdi Yavuz gelecek. Biz de annemden gizli gizli odamda oturacağız. Ama yetti vallahi ya. Kaç yaşına geldim? Kaç yaşında bir peri oldum? Hala liseli fani aşıklar gibi annemden kaçıp sevgilimle gizli gizli buluşuyorum. Ah kızım ah. Sana da ona da ne diyeceğimi şaşırdım kaldım. Otursana. Yok yok oturmayayım. İşim bittiyse çıkalım. Tamam çıkalım. Yalnız Sadık'la Yavuz'a uğramalıyım. Bunlara bir göz atmaları gerekiyor. İyi ben de bir merhaba derim. Güzel değil mi abi? Güzel güzel güzel. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Biz yemeğe çıkıyoruz. Ben dönünceye kadar bunlara bir göz atarsanız sevinirim. Nedir bunlar? Yeni üreteceğimiz parfümün laboratuvar sonuçları. Döndüğümde raporlarınızı hazırlamışım. Tabii ki. Hadi biz çıkıyoruz. Betüş'ün kafeye gidiyoruz. Söyleyeceğim bir şey var mı? Aa, çok çok selamımı söyleyeyim. İyi eğlenceler. Size de kolay gelsin. Şapşallar. Ah, hakikaten sana kolay gelsin dostum. Raporunu bitirince ben de altına imzamı atarım. Şahane olur. Aa bir dakika, tamam. bir dakika. Sen çalışmayacak mısın? Ya çok üzgünüm dostum. Eda ile randevum var. Öyle mi? Babana niye söylemedin? Ya biliyorsun hem Dudu'yla hem de babamla Eda ile olan ilişkimden hiç bahsetmiyorum. Ya ama Eda'nın resmini burunlarına sokmayı biliyorsun. O bir meydan okuma taktiği dostum. Hadi bakalım. Çüz. Yoktu bizim zamanımızda böyle şeyler. Bu ne be? Bu bizim Yavuz, bu da bizim Sıpa. Firuze abla, bitmedi mi bizim odadaki işin? Bitti, bitti. Çilek Hanım. Kim bu motosikletli
dik saçlı adam? Kimse değil. Lütfen odamı toplarken benim özel eşyalarımı karıştırma. Yavuz değil mi bu? Yo, nereden çıkartıyorsun? Çilekçim, yalan söylemek çok ayıptır. Doğruyu söylesem hepiniz bana kızıyorsunuz ama. Yavuz mu değil mi? Uf, tamam Yavuz ama annemlere söyleme ne olur. Peki söylemem ama biliyorsun ki sana hepimiz defalarca anlattık. Yavuz abinin yaşı senden çok büyük. Of, nasihat duymak istemiyorum. Tamam peki peki. Ben nasihat etmeyeceğim ama sen de doğru öyle uykusuna. Tamam. Tamam mı? Dudak bükmedin, itiraz etmedin. Belki bugün uyumak istiyorumdur. Ağlayıp zırlayıp seni üzmek istemiyorumdur. Beni çok sevindirirsin Çilek. Eğer yarım saat sonra odana geldiğimde seni uyumuş bulursam... ...uyandığında koca bir bardak süt. Bayılırım, hemen uyuyacağım. Yaşasın sihirler, ikizim yaptım. Ben evde yokken benmiş gibi davranacaksın, tamam mı Çilek? Tamam. Şimdi yatağıma yat. Peki. Çok güzel. Şimdi gözlerini kapat ve uyu. Ve ben seni gelip uyandırıp yok edene kadar sakın kalkma, tamam mı? Aferin, böyle çok güzel oldu ya. Acaba ben şimdi ne yapsam? Bakalım Yavuz nerede? Eğer babamın yanında iş yerinde değilse onu görmeye giderim. Yaşasın, orada değil. Nerede acaba? Sihirli küre, söyle bana, Yavuz nerede? Yolda. Eda'yı görmek için şatoya gidiyor. Demek ki ben de oraya gidiyorum. Merhaba dedeciğim, ben geldim. Oo, merhaba Çilek, hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ne olsun, otur otur, sıkıntıdan patlıyorum burada. Ama... İyi ki sen geldin, sevindim. Herkes nerede? Anneannen Kendall'la buluşmaya gitti. Teyzen odasında süsleniyor. Yavuz gelecekmiş. Biliyorum. Ne o surat şimdi öyle? Hadi dedene söylemeyecek misin? Söyleyemem dede, utanıyorum. Ah, hatırladım. Kuşlar bana söylemişti. Sen galiba Yavuz'u çok beğeniyormuşsun. Bu kuşlar anneannemle Eda teyzem olmasın? İspiyoncular ne olacak? Aa, asma yüzünü Çilek. Hadi gel dede torun beraber oyun oynayalım. Sen bana sihirli bir şeyler yap. Yap da biraz yüzün gülsün. Tamam. Ay buyurun. Afiyet olsun. Suzan, ya hadi birazcık yüzün gülsün artık. Ay sabahtan beri oturdun şuraya, kokoman kuşu gibi düşünüyorsun. Yani ben düşüneyim de kimler düşünsün Betüş ha? Ben ne yapacağım şimdi? Ne yapacaksın? Avni Bey'le konuşacaksın. Ona tekrar eski, mutlu, o huzurlu günlerimize geri dönmek istediğini söyleyeceksin. Nerede? Keşke olsa. Bana bak, farkında mısın? Sabahleyin bir daha o adamla görüşmeyeceğim, boşanacağım, o eve de girmeyeceğim diye atıp tutuyordun. Ama şimdi şu haline bak. Hep onu düşünüyorsun değil mi? Suzan, sen Avni Bey'i gerçekten çok seviyorsun. Hadi itiraf et. Bakayım. Ay evet, evet kız, çok seviyorum. Allah kahretmesin. Yani ne kadar kızarsam kızayım, köpekler gibi seviyorum. Ay Betüş. Acaba şimdi ne yapıyordur Avni? Beni düşünüyor mudur? Yoksa gözünde dürbün, gökte yerde perileri mi arıyordur? Aa, amma yaptın Suzan'a. Eminim şimdi Avni Bey eli telefonda böyle arasam mı aramasam mı diye düşünüyordur seni. Ama sabahleyin adam o kadar kötü davrandın ki tabii cesaret edip arayamıyor. Ben değil mi?
Yaptım. Yaptın? Acaba onu arasam mı? Beni affet karıcığım, eve geri dön desem mi? Evet. Yok, 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 yok. Aramamalıyım, hayır. Sonra bana kızar. Yok, kızmaz belki de. Çünkü kaç defa kızdı kızdı, sonra geri döndü. Bu sefer dönmeyecek. Bu sefer kesin dönmeyecek. Onu bir daha kızdırmaya hakkım yok, aramamalıyım. Ya, bugün sana küsüm. Evet, bugün sana küsüm. Çünkü başıma ne geldiyse senin yüzünden geldi. Bak görüyorsun değil mi? Aramıyor işte, aramıyor. Olmaz tabii. Ay inşallah senin dediğin gibi olur Betüş. Ay inşallah yüce Rabbim bize bir mucize bahşeder de Avni ile eskisi gibi oluruz. Olur muyuz? Ay inşallah hayatım, ya ne diyeyim ki? Of of! Aa! Ne bu efkar kızlar? Anneciğim hoş geldiniz. Yok canım bir şey, öyle iyi konuşuyorduk. Yo yo, ben bir bakışta anlarım, var bir şey, var bir şey. Aman ben Avni ile kavga ettim de onun için yüzümüz çarşamba pazarına döndü işte. Ama merak etmeyin, Betüşlerde bir sorun yok. Maşallah onlar gayet iyiler. Asıl onlar kavga eder de ayrılırlar. İnşallah. Bu durumda benim nasılsınız dememe gerek kalmadı sanırım. Herhalde. Malum işte geçinip gidiyoruz. Siz nasılsınız? Annenle güzel günler geçiriyoruz Betüş. Uzun zamandır ilk defa mutluyum diyebilirim. Tabii. Sizin adınıza çok sevindim. Ayakta kaldınız, otursaydınız. Buyurun. Hadi buyurun, evet, geçin alayım ben kendi almayı. Teşekkür ederim. Anneciğim, ha Eda nerede, evde mi? Eda hanımefendi evde, dışarı çıkmadı. Bana Eda deme, Eda hakkında konuşmak istemiyorum. Sen şimdi merak edip sorarsın niye konuşmak istemiyorsun diye. Her zamanki meseleler. Ne? Ne içerdik hayatım? Ne içelim? Papyonun ceketin acayip yakıştı. Tamam tamam yeter artık. Ay maskaraya çevirdin beni. Dur dedeciğim, bir de dansöz yapayım ne olur. Ne? Bir de dansöz mü yapacaksın beni? Aa, şu halime bak. Çilek sen de hiç dedeye acımak yok mu? Bak durup dururken dansöz yaptın beni. Aa. Kızma dedeciğim ya, çok güzel oldun. Biri geldi. Çabuk beni düzelt. Çabuk düzelt beni. Kim gelirse gelsin. Boş ver. Böyle çok güzelsin. Ah Çilek, hoş geldin. Ne zaman geldin sen? Çok oldu teyze. Ah baba, bu ne hal? Beni bu hale Çilek getirdi. Çilekçim, hiç rahat durmuyorsun. Oh, çok şükür. Az kalsın senin yüzünden Yavuz'a rezil olabilirdik. Benim sevdiğim her şeyi bozmasa olmaz zaten. Neredesin? Kaç defadır zile basıyorum? Duydum ama yukarıdaydım, ancak inebildim. İyi tamam hadi. Oo, ne haber Taci? Bak 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 bak, kimleri görüyorum. Ne haber Çilek? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim iyi, bomba gibi. Görmüyor musun? Görüyorum. İyi tamam. Çilek'le Taci burada oyun oynasın ha. Biz de yukarıda odamda oturalım. Tamam canım. Görüşürüz Çilek. Hadi sonra görüşürüz. Şimdi onu benden ayırdı. Halbuki ben buraya neleri göze alarak geldim. Aa sahi Çilek, sen nasıl geldin buraya? Betüş biliyor mu?
kendimden sihirli bir kopya yaptım. Evde benim yerime o uyuyor. Ay inanmıyorum. Ama gördüğüm manzaraya bak. Yavuz teyzem yüzünden yüzüme bile bakmıyor. Dede, seninle bir anlaşma yapalım mı? Ne anlaşması? Şimdi ben anneannemden Kendall amcayı ayıracak bir sihir yapayım. Sen de Eda teyzemden Yavuz'u ayır. Ha? Nasıl yani? Çocuk uyuyor, çocuk uyuyor. Alo. Ah, yanlış oldu hanımefendi. Yanlış çevirdiniz, evet. Bu ev satılık değil. Yok, rica ederim. İyi günler. Allah Allah, çevirdikleri numaralara bakmazlar. Bin tane laf işittiler. Fem. Alo. Hanımefendi, yine yanlış çevirdiniz. Hayır, bu ev satılık falan değil. Rica ederim, rica ederim. Ne böyle ikidir yanlış arıyorlar? Ay, kız uyandı mı acaba? Canım, sahiden de uyumuş. Aferin benim güzel kızıma. Melek yüzlü kızım benim. Ah Çilekciğim, ah güzel kızım. Bu söylediğini yapmam mümkün değil biliyorsun. Hadi dede, ne olur sen anneannem Kendall amcadan ayrılsın istemiyor musun? Tabii ki istiyorum ama ben Eda'yı Yavuz'dan nasıl ayırayım? Çok basit. Eda teyzem seni çok sever. Diyeceksin ki Yavuz sana göre biri değil. Eğer onunla ayrılmasan gözüm açık gider diyeceksin. O zaman ayrılır. Ama bu ona haksızlık değil mi Çilek? Teyzen Yavuz'u çok seviyor. Ya ben teyzem Yavuz'u kendine aşık etti diye ben de üzülmüyor muyum? Bu buna haksızlık değil mi dede? Ama Çilekçim, bütün bu dediklerin olsa bile, teyzen Yavuz'la ayrılsa bile, Yavuz sana senin istediğin gibi bakmaz ki. Sen çocuksun, o kocaman bir adam. Düşün taşın dede, eğer anneannem geri istiyorsa teyzenden Yavuz'u ayır. Bak şimdi, sana birini göstereceğim. Benim için çok önemli. Bakalım ne düşüneceksin. Hadi. Bak, bu benim babam. Aa, çok yakışıklıymış ya. Hmm, öyleydi. Çok sever miydin onu? Dünyadaki her şeyden daha çok. Maymun görmek ister misin? Göster bakalım. Esasında albümlerde genellikle maymun olmaz ama bak. Aa, çok tatlıymış ya. Gerçekten maymuna benziyor. Teşekkür ederim. Benim küçüklüğüm. Aa, öyle mi? Hı hı, öyle. Şeker bir maymun. Seninle anlaştığımızda sevindim dede. Gör bak, anneannemi sana nasıl geri döndüreceğim. Ah Çilek, doğru bir karar mı verdim yoksa yanlış mı yapıyorum bilemiyorum. Merak etme dede, ikimiz de çok mutlu olacağız. Sana söz veriyorum. Dudu'yla Kendall tartışsın. Dudu onu terk edip hemen şatoya dönsün. Heh. Dur dedeciğim, en iyisi gidip ben bu sihri yakından yapayım. Bye bye. Sağ ol. Bir de bize bak ayol, bir evliliği yürütemiyoruz daha. Suç senin annen var ya, örnek alınacak kadın. Vallahi program falan yaptırsın ha televizyonda kız. Yani hakkında kötü bir şey söylemek istemiyorum tabii, o benim annem. Ama hiç de örnek alınacak bir hali falan yok. Niye ayol? Ya onun yaşında bir kadının, hem de dul bir kadının böyle onunla bununla flört etmesi doğru mu sence? Ben seni hiç anlamıyorum Betüş. Ne varmış yani? Kadının kocası.
kocası ölmüş, dul kalmış şu kısacık dünyada. Ne var yani? Yalnız mı ölsün? Asıl sorun da bu zaten. Kocası yaşıyor ve o ölümsüz. Anneanneni kızdır ki senden ayrılsın. Öğle yemeği için zaman ayırmana çok sevindim. Tabii seni işlerinden azıcık alıkoydum ama buraya gelmek beni çok mutlu etti. Ne iyi ettik değil mi? Evet. Aa, ne oldu? Niye yüzün asık? Hiç. İyi misin? Gayet iyiyim ama artık gitmek istiyorum. Aa, demek birdenbire aklına işlerin geldi. Hiç aklımdan çıkmıyor ki. Ay, ne oldu Kendall? Niye bana böyle ters davranıyorsun? Ne kadar çok soru soruyorsun Dudu, sıkıldım. Sanırım haddinden fazla oyalandık. Ya, o kadar işim gücüm varken burada seninle saatlerce oturamam. Öyle mi? Evet, öyle. İyi o zaman. Dön işinin başına. Ama işin bittiği zaman da beni bir daha arama. Çünkü ben senin boş vakitlerine geçireceğin bir oyuncak değilim. Sen bilirsin. Aa, buyurun Kendall Bey. Bir şey mi istediniz? Hayır. Aa, Kendall Bey, iyi günler. Anne, neler oluyor? Ay, benim mi nazarım değdi? Ne oldu anlamadım ki. Ay, ağlama Dudu teyze. Ağlarım. Ama üzüntüm geldiği sinirimden ağlarım. Madem işleri bu kadar önemli, beni bir daha aramasın. Ay canım, ay anneciğim. Kalk hadi bir elini yüzünü yık Allah aşkına. Ne olursun hadi. Biz de kafeyi yavaş yavaş kapatalım bari. Bugün çalışmayalım. En iyisi gidelim. Ben de benim evde oturalım bir konuşalım. Bence hadi. De hadi. Hadi anneciğim. Gördün mü dede? Sözümü tuttum. Vallahi sana inanamıyorum Çilek. İnanamıyorum. Gerçekten de sihirin tuttu. Şimdi sıra sende. Teyzemi Yavuz'dan ayrılması için ikna edeceksin. Tamam mı? Tamam mı diyorum dede. Bak sen de bana söz verdin. Tamam tamam. Ne de olsa dedeler verdikleri sözü tutar, öyle değil mi? Evet. Neyse ben artık eve gidiyorum. Kimse yokluğumu fark etmeden gideyim. Bay bay. Bay bay. Gidip hemen öbür çileği yok edeyim. Bu çilek ne yapıyor acaba? Kaç saattir uyuyor? Vur deyince öldürdü. Gidip bakayım. Ondan önce gitmem lazım. Çabuk kalk çilek, hemen gitmem lazım. Tamam. Uyandın mı? Ben de seni kaldırmaya gelmiştim. Hadi gel de o söz verdiğim koca bardak sütü vereyim sana. He? Geliyorum Firuze abla de. Tamam de. Tamam, geliyorum Firuze abla. Yardımların için sağ ol. Sonra gerekirse seni yine çağırırım. Bay bay. Oh be. Çilekçim gel, sütünü hazırladım. Geldim Firuze abla. Al bakalım. Teşekkür ederim. Oh yarasın maşallah. Ne bu Neşe, yüzünde güller açıyor. Uyurken çok güzel bir rüya falan mı gördün? Evet, içimden bir ses her şey çok güzel olacak diyor. Sen otur ben bakarım. Alo? Yo, bizim evimiz satılık değil. Tamam, güle güle. Kimmiş çilekçi? Bilmiyorum vallahi. Evimizi soruyorlar. Geç anneciğim, geç hadi şöyle sen. Suzan'cığım sen de gel canım. Merhaba Firuze. Betüş Hanım hoş geldiniz. Çilekçim ne haber hayatım? Betüş Hanım. Otur anneciğim otur. Betüş Hanım sen de geç canım. Betüş Hanım. Efendim Firuze. Ya bu ev satılığa çıkıldı, haberimiz mi yok? Ay ne münasebetçim, nereden çıkarıyorsun ya bunları? Ya telefon sabahtan beri susmuyor. İşte gene çalıyor. Ne olur tamam, bu sefer de size cevap ben bakarım, dur. Ne oluyor kız? Efendim?
Efendim, buyurun. Pardon, siz hangi numarayı aramıştınız? Evet, numara doğru. Ama bizim evimiz satılık falan değil. Gazetede ilan mı var? Ay, ya ilanda başka bir numara daha mı var? Söyler misiniz lütfen? Aa, ama bu Umur Bey'in cep telefonu, yani şey bizim ev sahibimizin cep telefon numarası. Şey pardon, bu işte bir karışıklık var herhalde. Siz lütfen yarın tekrar arar mısınız? Oldu, hoşça kalın. Allah Allah, hayırdır komşum, ne oldu? Yani arayan kadının verdiği öteki numara Umur Bey'in cep telefonu. O telefon da hep kapalıymış, onun için kadın da diğer numarayı, yani burayı arıyormuş. Bu Umur Bey bizim evi satılığa çıkarmış ve telefon numarası olarak da bizim evin numarasını vermiş. Yani utanmazlığın bu kadarı olur. Ay inanmıyorum ya. Ne olacak şimdi Betüş? Ne bileyim, ben bir Sadık'ı arayayım en iyisi. Ara. Ben bu karmaşa içinde daha fazla kalamayacağım. Zaten sinirlerim tepemde. Ben eve gidiyorum. Ay, anne bir dakika. Yok yok yok, ben eve gidiyorum. Anneannem biraz üzgün bugün güzelim. Seninle pek fazla ilgilenemedim, kusura bakma. Olsun anneanne, kendine iyi bak. Ay ben size geçireyim Dudu teyze. Şu meseleyi. Bedüş Hanım, annenizin nesi var? Sevgilisiyle ayrıldı. Doğru. Hah, Sadıkçığım merhaba canım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Neyin var? Gene burnundan soluyorsun. Yok bir şeyim, iyiyim. Eda nerede? Hem şatom niye ev halinde? Eda odasında. Evin böyle olmasını ben istedim. Daha çok hoşuma gidiyor. Ama söyleriz, hemen düzeltir. Ne yapıyor odasında? Hiç. Müzik dinliyor herhalde. İyi. Gidip söyleyeyim de sevinsin. Kendall'la ayrıldık. Vay, gerçekten ayrılmış. Peki Eda ile Yavuz? Aman tanrım. Aa, ne oldu öyle? Niye celallendin? Aa, git söyle. Tamam artık. Karşılıklı göbek atarsınız. Of. Eda, annen geldi. Hemen Yavuz'u gönder. Sonra konuşmamız lazım. Aa, Yavuz'cum, hemen gitmen lazım. Niye Eda? Ne güzel oturuyorduk işte. Evet, biliyorum ama annem geldi. Annem mi geldi? Ben kapı sesi falan duymadım. O öyledir. Eve sessizce girer. Sen nereden anladın o zaman? Taci'den. Taci'den mi? Nasıl yani? Evet. Taci eğitimlidir. Annem geldiği zaman bana haber verir. O yüzden hemen gitmen lazım Yavuz. Yoksa annemin yapacaklarından, söyleyeceklerinden çok korkuyorum. Tamam, tamam, tamam. Gidiyorum. Yaz bak şunu da söyleyeyim. Sırf sen istiyorsun diye gidiyorum. Yoksa böyle liseli aşıklar gibi takılmak falan hiç hoşuma gitmiyor. Tamam aşkım, tamam. Hadi fazla uzatma. Şimdi hemen git ne olur. İyi tamam, hoş. Gidiyorum. Yalnız annen aşağıdaysa önünden geçmeyeceğim herhalde. Sakın. Atlayabilir misin? Atlamak? Pencereden mi? Delirdin herhalde. Yok aşkım, sana bir şey olmaz. Sen taş gibi adamsın. 3 metre bir şey ne olur ki? 3 metre mi? Bir bakayım o zaman. İyi ya, tamam. Becerebilirim herhalde. Dur sana şöyle bir son bir bakayım. Hadi oyalanma. Hadi bay bay. Montunu unuttu salak. Ay, umarım tek parçadır. Umarım. Buyurun babacığım. Ne oldu? Annen Kendall'dan ayrılmış. Eda'ya söyle kına yaksın dedi. Ne? Nasıl olur? Nasıl olmuşsa olmuş işte. Sen Hatice'ye değil, neticeye bak. Allah Allah. Rüyamda görsem onların ayrılacağına inanmazdım. Ama ne yalan söyleyeyim, sevindim. Kendi Allah annem ayrıldıklarına göre artık ben de Yavuz'la rahat rahat görüşebilirim. Ama şimdi şey... Ney? Bir de seninle bu konuda konuşmamız lazım. Ben senin Yavuz'la arkadaşlık etmeni pek istemiyorum kızım. Baba, sen ne diyorsun? Ben düşündüm, taşındım, öyle karar verdim. O sana uygun bir çocuk değil. Ama baba, sen onu seviyordun. Artık sevmiyorum. Sana yakıştıramıyorum. Baban olarak beni sevip sayıyorsan ondan ayrıl, yoksa... yoksa ben gözüm açık giderim. Of.
Suzan hala Betüş Hanım'larda. Kafeye gitmiş gelmiş, yine oraya gitmiş. Niye eve gelmiyor, niye? Yoksa beni sonsuza kadar mı terk etti? Betüş, otur artık Allah aşkına. Sana bakmaktan benim başım döndü. Ay oturamam Suzan. Şu Sadık eve gelmeden, Umur Bey'in evi satılığa çıkarıp çıkarmadığını öğrenmeden içim rahat etmeyecek. Üzülme Betüş, kendi yöntemlerimizden evimizi geri alabiliriz. Çilek, neymiş o yöntemleriniz kız? Hiç. Tabii ki Umur amcaya gidip evimizi geri isteyeceğiz. Vallahi dert dert üstüne. Kocamla olanları mı yanayım, sizin başınıza gelenleri mi bilemedim. Suzan Hanım, siz artık isterseniz gidin evinize. Adamcağız almıştır dersini. Yok anam, yok. Her şeyin eskisi gibi olmasını sağlayacak bir şey bulamadıkça dönmem ben o eve. Aa, Sadıkçığım hoş geldin. Ne oldu hayatım, konuştun mu Umur Bey'le? Hı hı, konuştum. Ne yazık ki evi satıyormuş. Aa, ne? Kaça satıyormuş peki? 200 milyar, tamı tamına 200 milyar. Çok para mı? Kaç tane 1 milyon mesela? 200 bin tane. Çokmuş ya. Hani düzenimizi bozmayalım, bu evi satın alalım diye düşündüm ama... yani bankadan kredi alırız. Fakat tabii ben bu krediyi ödeyemem, yani ömrüm yetmez. Ben de Bolşası'mı satsam diyeceğim ama... saçma olacak tabii. Bence de saçma olacak çünkü ancak 1/200'ünü verirler. Ay ne olacak peki şimdi? Milyar değil miydi bu para Sadık Bey? Aha. Tamam işte, sizin evi biz satın alacağız. Siz de aynı şartlarda bizim kiracımız olacaksınız. Yok artık. Aa, neden Betüş? Vallahi bal gibi de olur bu iş. Aklımı seveyim, vallahi çok hayırlı olacak. Hem hepimiz için hayırlı olacak komşular. Ay düşünsenize Betüş, Avni tekrar bir işe girip çalışmak zorunda kalacak. Siz mutlu mesut evinizde yaşayacaksınız. Söylemiyor muyum sana, lotodan çıkan paradan kurtulmamız lazım tüm bunların olabilmesi için. Ay harika olacak vallahi. Ay oturun, Allah aşkına şu evinizde oturun. Bir daha da bir yere kalkmayı ben gidiyorum. Ne oluyor ya? Barıştılar mı bu kadar çabuk? Galiba barışacaklar ve Avni amca bizim yeni ev sahibimiz olacak. Hı hı. Suzan, hadi Suzan, gözlerime inanamıyorum. Suzan geri döndün demek. Bir dakika, bir dakika. Geri döndüm ama... seninle barışmak için bazı şartlarım olacak Avni. Hadi dile benden ne dilersen Suzan. Hı. Bankadaki paramızı son kuruşun kadar çekip Betüş'ten evini satın alacaksın. Ne? Duydun beni Avni. Umur Bey evi satılığa çıkarmış. O evi alacaksın Avni. Anlıyor musun? Alacaksın. Hem bu sayede komşularımız evlerinde mutlu mutlu yaşayacaklar. Sen de hiç paramız kalmadığı için oradan gelecek kiraya muhtaç kalacak ve çalışmak zorunda kalacaksın. Kabul mü değil mi? Kabul Suzan, kabul. Ne istersen yaparım. Yeter ki sen beni terk etme. Ne olur eski günlerdeki gibi olalım. O halde derhal Umur Bey'i ara ve o evi alacağımızı söyle. Ay hadi ne duruyorsun, arasana Avni. Tamam. Nerede bu Eda? Müjdeyi verdiğin halde niye inmedi aşağı bu kız? Ne bileyim, kendi derdi daha büyük geldi herhalde. Ondan inmedi. Ne derdi? Ne derdi varmış, ne sıkıntısı varmış? Boş ver. Yo yo, söyle söyle. Boş vermem, o benim kızım. Ayol, ayol nerelerdesiniz? Bütün gün sesiniz soluğunuz çıkmadı, merak ettim geldim. Buradayız, eksik olma. E niye senin suratından düşen bin parça öyle? Kendal'dan ayrıldı. Ne? Aa, niye? Öyle gerekti. Bu konuda konuşmak istemiyorum.
İyi de Taceddin, yani sen bu işe pek sevinmiş gözükmüyorsun. Yani senin mutlu olman gerek değil mi? Pek bir mutsuz gibisin de. Var benim de kendime göre sıkıntılarım. Aa, ne sıkıntısıymış? Kızımın derdi ne? Ay kimse bana bir şey söylemiyor Perihan. Eda'ya da mı bir şey olmuş? Ben bugün ona Yavuz'la arkadaşlık etmesini istemediğimi söyledim. Ondan üzgün. Sen? Evet, ben. Sen iyi misin Taceddin'cim? Hani sen bu arkadaşlıktan çok mutluluk duyuyordun. Ve bana onları ayırmaya çalışıyorum diye de kızıyordun üstelik. Fikrim değişti işte. Değişemez mi? Öyle mi? Ha, yani biraz garibime gitti de neyse, ben şimdi Eda'yla meşgul olacağım. Yarın ilk işim bu işin nedenlerini araştırmak olacak. Bana öyle geliyor ki Taceddin, sen bunu isteyerek yapmadın. Şey, peki Perihan, sen nasıl istersen. Biliyor musun Taci, Perihan ne derse desin, çocuklarımızın hayatı hakkında ikimizin aynı fikirde olmasına çok sevindim. Eda'cığım. Konuşmak istemiyorum Perihan teyze. Üzerine gelecek değilim. Ama niye üzgün olduğunu biliyorum. Baban anlattı. İnanabiliyor musun Perihan teyze? Babam hayatımda ilk defa birisiyle beraber olmama karşı çıktı. Açıkçası inanamıyorum kızım. Daha düne kadar anneme karşı Yavuz'la beni savunuyordu. Hatta bu sabah Yavuz gelmeden önce Çilek'le oynarken bile hiç böyle bir düşüncesi var gibi gözükmüyordu. Şimdi ne oldu anlamıyorum. Bir dakika, bir dakika. Çilek bugün burada mıydı? Evet, babamı görmeye gelmişti. Peki Betüş'ün haberi var mı? Bilmem. Çilek yalnız geldi. Bu çok garip. Burnuma Çilek'le ilgili kötü kötü kokular gelmeye başladı. Annenin Kendal'dan ayrılması. Ne bileyim, babanın seninle böyle bir konuşma yapması. Yani bunlar pek tesadüf değilmiş gibi geliyor bana. Nasıl yani? Bir düşün. Sanırım ne demek istediğimi sen de anlayacaksın. Ben şimdi hemen şatoma gidiyorum. Bugün olup bitenleri bir araştıracağım. Eğer aklımdan geçenler doğruysa sabah ilk iş olarak Çilek'i görmeye gideceğim. Sana haber veririm, tamam mı? Tamam Perihan teyze. Sakin ol kızım, olur mu? Hoşça kal. Allah Allah! Bu olanların Çilek'le ne alakası olabilir ki? Tabii ya, Yavuz yüzünden. Of, ne oldu acaba ya? Anne amcalar bizim eve olacaklar mı? Evladım, dereyi görmeden paçaları sıvama. 200 milyar bu, olmaz öyle şey. Ama niye baba? Anne amca çok zengin. İstese alır. Alır, alır ama bir de problem var. Adam derinin teki. Şimdi ev sahibi diye zırt pırt perileri teftişe gelir. Ya o da doğru. Çocuklar, en yakın komşularımız hakkında nasıl konuşuyorsunuz öyle? Ama şekerim, yani yalan da değil. Avni Bey biraz şey, yani biraz... Deli. Yani bir evliliği pamuk ipliğine bağlı. Adam hala peri peri diye sayıklıyor. Peri meri yok kardeşim. Allah Allah, niye inanmak istemiyor, ben de bunu anlamıyorum. Sadık. Neyse, üzülmeyin, sinirlenmeyin, tamam. Yani ben de onları senin kadar seviyorum. Evet ya, her şeye rağmen onlar bizim en iyi dostlarımız değil mi çocuklar? Evet, evet baba. Ha şöyle, aferin size. Üst kapı. Ben bakarım. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba. Girebilir miyiz? Evet, tabii geçin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Afiyet merhabalar. Olsun. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz. İşte. Bakın size ne getirdik. Aa, bu şampanya da ne için? Kutlama yapmak için hayatım. Kutlama. Evet. İyi de neyi kutlayacağız? Komşum, ben bu evi satın aldım. Komşunuz kalmaya devam edeceksiniz. İstediğiniz kirayı ödeyip istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Hiçbir yere gitmenize gerek kalmadı artık. Bizim en iyi dostlarımızsınız gerçekten. Siz bizim en iyi dostlarımızsınız. Sayenizde kuruşumuz kalmadı. Ayol
öyle bakmayın. Sevindiğimden söyledim be. Allah kahretmesin. Ay sayenizde tekrar abiyle eskisi gibi mutlu olacağım. Evet. Hadi ben bunu başlıyorum. Siz de bardak. Günaydın Firuze. Şunu Musa, erken uyanmışsınız. Hiç uyumadım ki. Ne oldu? Hasta mısınız? Bir yerinize bir şey mi oldu yoksa Betüşe? Çok iyiyim. Çok sevincimden uyumadım. Avni beyler bu evi satın aldılar. Ne? Evet. Bak Allah'ın işine. Uğur Bey'le konuşmuşlar, anlaşmışlar. Artık bu ev onların, biz de onların kiracısıyız. Ay, çok sevindim. İnşallah bir gün siz de ev sahibi olursunuz Betüşe Hanım. Ay inşallah. Ama biliyor musun, hiç önemli değil. Bu da bana yeter. Düzenimiz bozulmadı. Taşınmak zorunda falan kalmadık ya. Oh çok şükür. Betüşe Hanım, siz kahvaltı hazırlamayı bırakın, çocukları uyandırın. Devamını ben yaparım. Çocuklar çoktan uyandı bile. Betüş bak, oğlum babasının kravatını takmış. Pek güzel olmuş da, okulda böyle değişik değişik kravatlar takmanıza izin veriyorlar mı? Bugün okulun kuruluş yıl dönümü. Konuşma yapacağım da ondan. Ay sevsinler. Kızlar nerede Betüş, çağırsana, gitmeden bir yüzlerini göreyim. Tamam canım, sesleneyim, gelirler. Ceren, Çilek, hadi kahvaltı hazır. Geliyoruz Betüş. Kahvaltıya geliyor musun Çilek? Tabii ki. Hadi. Hiçbir yere gitmiyorsun Çilek. Ne oldu Çilek? Gelmiyor musun? Bir şey belli etme. Giyinip geleceğim de. Ceren gitsin, seninle yalnız konuşmamız gerek. Üstümü giyinip geliyorum abla. Tamam. Seni süslü seni. Ne oldu Perihan teyze? Bunu bir yerden tanıyor musun Çilekçi? Yoo. Çilek. Tamam Perihan teyze, tanıyorum. O zaman neler yaptığını bildiğimi de tahmin ediyorsun herhalde, değil mi? Ediyorum. Ayıp değil mi Çilek? Ayıp değil mi? Koskoca dedeni böyle hiç olmayacak bir hayale alet etmeye hakkın var mı? Evet, belki Kendal Bey'le anneannenin ayrılması dedeni mutlu edebilir. Ama böyle bir mutluluğun bedeli olarak dedeni Eda'yı üzmeye mecbur bırakmamalıydın. Ne yaparsan yap, sen Yavuz'un mini mini bir kardeşisin evlatçım. Şimdi küçük hanım, bu yaptığın yanlışları düzelteceksin. Önce anneannene yaptığın bütün sihirleri geri alacaksın. Sonra Eda teyzene gideceksin. Her şeye senin sebep olduğunu anlatacaksın. Sonra da dedeciğinle teyzeni barıştıracaksın. Anlaştık mı? Ben çok ama çok sevdiğim bu güzel, bu tatlı, bu mini minicik peri kızından bu büyüklüğü bekliyorum. Anlaştık. Haklısın Perihan teyze. Tamam, hadi gidelim o zaman. Ama herkes beni kahvaltıya bekliyor. Beklesinler. Biz her şeyi halledip gelene kadar sevgili arkadaşın senin yerine bakar. Öyle değil mi hayatım? Ne de olsa sen ne söylersen yapıyor ha? Hadi, hadi gidelim. Geri ekmeklerimiz geldi. Çilek nerede kaldı Firuze? Ben Çilek'i alayım. Çilek! Ay geldi mi kızım? Hadi geç bakalım. Babası bak. Çilek de geldi. Hep beraber kahvaltı edelim. Oturan çiçeğim. Dur. Oğlum sen bugün konuşma yapacaksın. Sesin açılsın değil mi? Ye bakayım şunu. Aç ağzını. Peynir. Şeker evde hep gülen biri, sanki o bizden biri, hem gerçek hem de peri, masallar diyarından geldi. Tüm anneler sihirli, bizimkisi bir peri, sıcacık gülümsemesiyle
ısıtıyor kalbimizi. Pembe rüyalar, beyaz dişler artık gerçek bizim evde. Annem, babam ve bizlerle hayat renkli günler şeker. Evde hep gülen biri, sanki o bizden biri. Hem gerçek hem de peri, masallar yarından geldi. O benim sihirli annem.